Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere aşure zamanı geldi. Aşure yapacağım. Aşurenin olmazsa olmazları aşurelik buğday, fasulye ve nohut. Diğer koyacağınız malzemeler sizin damak zevkinize göre koyup ya da koymayabilirsiniz. Mesela kuru üzüm ben seviyorum, koyuyorum. Eğer ki siz sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Yani üzüm yoksa aşureniz olmaz değil, olur. Onun için istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Ben bugün sizlere püf noktasını göstereceğim aşurenin. Geçen yıl da bu tarifle yapmıştım. Çok güzel oldu. Şimdi yine sizlere aynı tarifimle yapacağım. Evet, biliyorsunuz ki aşurenin hazırlıkları bir gece önceden yapılır. Ben bir gece önceden 2 su bardağı kuru haliyle 2 su bardağı nohutumu ısladım. Bir gece bu şekilde bekledi. Ve 2 su bardağı da kuru fasulyemi ısladım. Kuru fasulyem de bir gece bu şekilde bekledi suyun içerisinde. Şimdi nohutumu süzüyorum. Süzgün nohutları düdüklü tenceremin içerisine boşaltıyorum. Ve içerisine üzerini geçecek kadar sırla dolduruyorum. Evet, görüyorsunuz. Üzerini geçti, suyumu doldurdum ve düdüklü tenceremin ağzını kapatıyorum. Ocağımda tam 20 dakika boyunca bu şekilde pişireceğim. Buğdayın birazcık küçüğü Maraş dövmesi diye geçiyor. Ben Maraş'ta oturduğum için bu dövmeden kullanacağım. Siz aynı şekilde aşurelik buğday da kullanabilirsiniz. Şimdi bu dövmelerimi yıkayacağım iyice. Evet arkadaşlar, dövmelerimizi iyice yıkayacağız, suyunu süzeceğiz. Ben dövmeni akşamdan ıslatmadım. Suyun bulanıklığı geçene kadar iyice yıkıyoruz. Arkadaşlar, dövmemi 5-6 kez bu şekilde suda yıkadım. Yıkadığım dövmelerimi tenceremin içerisine boşaltıyorum. Ve suyumuzu ekliyorum. Bu şekilde 2'şer litre koyacağım. En son ne kadar koyduğumu size söyleyeceğim. Şimdi ilk 2 litremizi koydum. Ve 4 litre oldu şu anda. Bir kilo dövmemin üzerine 6 litre suyumu koydum. Yani 30 su bardağı yapıyor. Eğer ki ölçemezseniz. Şimdilik bu kadar yeterli. Eğer ki gerek olursa sonradan ekleme yapacağız. Bu şekilde dövmelerim iyice yumuşayana kadar pişireceğim. Evet, nohutumuz pişti. Şimdi düdüklüğünün soğuması için suyu açacağım. Evet, düdüklümüzün havasını aldım. Şimdi tenceremizin ağzını açıyorum. Evet, kapağını çıkarttım. Şimdi nohutumuzun suyunu süzüyorum. Evet, nohutumuz çok güzel pişmiş. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum. Islattığımız fasulyelerimizin suyunu süzüyorum. Ve yine aynı şekilde düdüklü tencereme döküyorum. Üzerini geçecek kadar su doldurup aynı şekilde 20 dakika boyunca pişireceğim. Fasulyelerimiz üzerine kadar suyunu doldurdum. Ağzını kapatıp yine aynı şekilde 20 dakika boyunca pişireceğim. Dövmemiz çabuk kaynasın diye ağzını kapattım. Ama ağzını tam kapatmayın. Bu sefer taşacaktır. Böyle birazcık aralık bıraktım. Gördüğünüz gibi dövmemiz de kaynıyor. Bu şekilde yaklaşık 1-1,5 saat, yani bu dövmeler şu şekilde ikiye ayrılana kadar iyice pişireceğiz.
Evet, fasulyelerimiz de piştiler. Evet, gördüğünüz gibi dövmemiz iyice suyunu çekti. İkiye böyle yarıldı hepsi. Şimdi dövmemizin içerisine haşlamış olduğum nohutlarımı ekliyorum. Aynı şekilde fasulyelerimi de ekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekmiş dövmelerimiz. Üzerine 2 litre daha su ekliyorum. Evet, üzümlerimizi sıcak suya ıslayalım. Ben yaklaşık yarım kilo üzüm kullandım. Ve nohutlarımızı da aynı şekilde ıslıyorum. Yarım kilo da bu şekilde kayısı kullanacağım. Kayısılarımı da ufak ufak doğruyorum. Ve burada da kavurduğum fıstıklarım var. Fıstıklarımı da suya ısladım, kabukları kolay çıkması için. Bunları da biraz suda bekletip sonra kabuklarından ayıracağım. Yaklaşık 2 su bardağı da fıstık kullandım, yer fıstığı. Şimdi gördüğünüz gibi yarım kilo kayısımı doğruyorum, küçük küçük. Kayısılarımı doğrarken bu bir su bardağı da bu siyah üzümden kullanacağım. Bunları da sıcak suya ıslıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kayısılarımı da doğradım. Doğramış olduğum kayısılarımı ekliyorum. Suya ısladığım üzümlerimi de ekliyorum. Sarı üzümlerimi ekledim. Siyahları daha eklemedim. Fındıklarımı da ekliyorum. Evet, suya ısladığım siyah üzümlerimi de ekliyorum. Evet, aşuremin üzerine 1 litre daha su ekliyorum. Ve artık suyu yeterli. 9 litre su eklemiş oldum böylelikle. Evet, aşuremizin içine tat versin diye 5-6 tane karanfil koyuyorum. Karanfillerimin üzerine su koyacağım. Ve yaklaşık 3 dakika boyunca kaynatacağım. Sadece suyunu içerisine dökeceğim. Tat versin diye içerisine portakal kabuğu rendesi de ekleyebilirsiniz. Şimdi bu gördüğünüz fıstıklarımı kabuklarından ayıracağım. Evet, içerisine kabuklarını soyduğum fıstıklarımı ekliyorum. İçerisine bu klasik su bardaklarında yaklaşık 8 bardak şeker ekleyeceğim. İlk olarak 7 bardak ekleyeceğim. Eğer ki tadını az bulursam 8.'yi de ekleyeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.'yi ekledim. Bir karıştırıyorum. Evet, karanfillerimin de iyice suyu çıktı. Şimdi bunu süzüyorum. Evet, tanelerini süzdüm. Suyunu içerisine ekliyorum. Yarım çay kaşığı tuzumu da ekliyorum.
Evet, 7 su bardağı toz şeker ekledim. Şimdi tadına bakacağım. Eğer tadı az gelirse biraz daha ekleyeceğim. Şekeri bana göre az. Onun için 1 su bardağı daha ekliyorum. Dövmemiz nişastalı olduğu için böyle ara ara karıştırmazsanız dibine tutar. Bu karıştırma işlemini mutlaka yapın. Yoksa dibine tutar, yiyemezsiniz aşurenizi. Evet, gördüğünüz gibi aşuremiz hazır. Tüm malzemesini koyduk. Şimdi aşuremizin ağzını kapatacağım. Ocağımın altını da kapatıyorum. Bu şekilde birazcık dinlenmesini bekleyeceğim. Daha sonra kaselerime koyacağım. Evet, aşuremiz dinlendi. Şimdi tabaklarıma koyacağım. Bu şekilde kaselerime koyacağım. Komşularıma, arkadaşlarıma dağıtacağım. Gerçekten tadı çok lezzetli oldu. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz bu tarifi. Aşurenin içinde sevmediğiniz kuru meyve ve çerezleri isterseniz çıkartabilirsiniz. Aşurelerimi dağıtacağım kaplarıma koydum. Şimdi üzerine ceviz koyacağım. Hindistan cevizi koyacağım. Tarçın koyacağım. Ve ayıkladığım narlarımdan koyacağım. Şimdi ilk olarak Hindistan cevizinin hepsini koyuyorum. Evet, Hindistan cevizinden hepsini koydum. Şimdi yanına oraya birazcık tarçın koyuyorum. Ayıkladığım narlarımdan koyuyorum. Ve üzerine son olarak cevizimden de ekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi aşurelerim hazır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aşurelerim hazır. Şimdi ben komşularıma, arkadaşlarıma dağıtacağım. Umarım siz de bu tarifimi denersiniz. Eğer denerseniz aşağıda Instagram adresimi bırakıyorum. Oradan bana gönderebilirsiniz. Malzemenin miktarını altta açıklama kısmına da bırakacağım. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.